ABD tarafında açıklanan veriler üzerine konuşacağız ve bunların piyasaya olan etkisinden bahsedeceğiz. Aşağı doğru bakınız, şu şekilde bir haber var. Son dakika piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. İşte Bitcoin'in ilk tepkisi diyor. Genelde bu arada bunu böyle sunuyorlar da konuyla pek alakası yok aslında, ben size söyleyeyim, şey tarzında, hani Bitcoin'in ilk tepkisi, yani Bitcoin'in ilk tepkisinin çok bir önemi yok aslında. Hani ilk ne tepki verdi falan. Lan ne tepki verecek? Ya biraz yukarı gider ya biraz aşağı gider yani. Önemli olan o değil ki. Önemli olan genel olarak buna nasıl bir etki edeceğidir sonuçta. Genele bakmak icap edecektir. Her neyse. Diyor ki ABD'de kritik öneme sahip olan kişisel tüketim harcamaları verisi nihayet açıklandı. Bu neye ek olarak ABD ilk işsizlik başvuruları verisi de yayımlandı diyor. Bir kere baştan şunu söyleyeyim abi. Buradaki açıklamalar, açıklanan diyeyim daha doğrusu, veriler doğrudan diyor ki arkadaş Fed faiz artırır. Yani daha doğrusu Fed'e faiz artırabilirsin, artırman iyi olur tarzında bir yaklaşım ve bu şekilde bir bakış açısı kredi sağlamaktadır diyeyim. Böyle bir olay sunmaktadır. Böyle bir kredi sunmaktadır. Çünkü artan bir enflasyon görüldü. Aynı şekilde iş gücünde de bu şekilde bir veri Fed'in elini biraz daha eline koz verdi diyebiliriz. Faiz artırabilmesi açısından. Neyse şuraya bir bakalım da öyle konuşalım şimdi. ABD çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık %4,2, beklenti 4,2, önceki de 4,1. Yani burada bir yükselme gözlemliyoruz. Beklenti zaten yükselmesiydi. Nitekim de yükselmiş. ABD çekirdek PCE fiyat endeksi aylık %0,2, beklenti 0,2, öncesi de 0,2. Tamam. Burada yani gördüğünüz gibi artan bir enflasyon oranı var, yükselen bir enflasyon oranı var. Doğru beklenti buydu. Tıpkı önceki TÜFE verisiyle de aynı şekilde uyumlu ve iyi anlamda bir uyum değil bu. TÜFE'nin 3,2'ye 3'ten yükselmesi, yine 4,1'den 4,2'ye yükselen ve buradaki ana anlatı şu olacaktır. Aslında kişiler harcamalarını, yani halk üzerinde kişiler harcamalarını gerçekleştirirken zorlandıkları, dolayısıyla da bu da bir resesyon ihtimali aynı anda artan genel fiyatlar anlamı taşır. Yani halkın tamamı ortalama harcamalarını yaparken yaptıkları ödeme oransal olarak bir artış gösteriyor. Bu da zaten genel fiyatlardaki artış ve vatandaşın zorlandığı anlamı çıkmaktadır. Bu da doğrudan para birimi ve dahi ABD üzerindeki enflasyonu doğrudan yansıtmaktadır. Bu da Fed'e ne diyor? Devam et, doğru gidiyorsun, faiz artır. ABD ilk işsizlik başvuruları 228 bin. Beklenti 235 bin. Önceki 230 bin. Evet, yani beklenenden daha az kişi işsizlik başvuruları geliyor. Bu da güzel bir durum değil. Çünkü işsizlik oranının daha düşük kalması, herhangi bir şekilde sorun olmadığı, işverenin kişileri işten atmadığı ya da işsizlik konusunda bir problem olmaması aslında her bakımdan düşünüldüğünde gerekli bir sıkılaşma ortamının gerçekleşmediği anlamı taşır. Fed sürekli faiz artırırken ve sıkı kaldığı süreçte aslında işsizliğin artması beklenir. Resesyon anında ve enflasyon yeniden düzelip dinginliğe oturduktan sonra bu sorunun tekrar çözülmesi genel itibariyle beklenir. İşsizliğin biraz daha düşük kalması demek, yeterince bir sıkılaşma yok ve siz de aynı şekilde daha fazla sıkılaşmaya normalde gidebilirsiniz. Genel olarak ABD piyasası bunu kaldıracaktır şeklinde Powell ve Fed üyeleri tarafından yorumlanmıştır.
Ben de genel olarak buna katılıyorum. Yani buradaki aldığımız verilerin tamamı Fed'in faiz artırabilmesine yönelik ellerinde bir kredi. Bu verileri kullanıp bazı üyeler faiz artıralım diye bir oy verebilir. Tamam mı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama şunun da altını çizeyim. Bundan önceki değerlendirdiğimiz verilerde artırılmaması noktasında pozitif gelen veriler olmuştu. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. GSYH'dan bahsediyorum. Dolayısıyla bu noktada yine çok önemli bir veri. Ortalama 12 gün sonra açıklanacak olan, ortalama değil zaten, 12 gün sonra açıklanacak, ortalaması yok yani. TÜFE verisidir. TÜFE verisi de geldikten sonra konuya ilişkin tam ve net açıklamalarda bulunabiliriz. Çünkü TÜFE net anlamda bir enflasyon verisidir ve Fed'in faiz artırımına haklı olarak nasıl bir tepki verebileceğine ilişkin en çok üzerine çalıştığı ve kendilerine bir şey sağladı, bir veri sağladığı taraftır diyebiliriz, bir veridir diyebiliriz. Tamam mı? Şu anda açık söylemek gerekirse net bir şeyle alakalı konuşmak zor. Bilinen şu, 2023'te bir parti daha gelecekler. Ne zaman gelecekleri, Eylül'de mi geleceklerini muhtemelen TÜFE'de öğreneceğiz. FedWatch hala %80 oranında bir faiz artışı beklemesine rağmen ben buna katılmıyorum. Şu anki verileri değerlendirirsek ben buna 50-50 diyorum. Ama bunun da manipülatif olduğunu düşünüyorum. Değerlendirilemeyebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü TÜFE beklenirken şimdiki veriler kısmi iyileşti diyor biraz daha. Kısmi hala üzerimizde baskı var diyor. Ama GSYH'a baktığımızda muhtemelen TÜFE verisi biraz daha düşük çıkacak ve bundan sonraki PCE verileri, bundan sonraki PCE verileri biraz daha düşük çıkacak diye düşündüğümden kaynaklı ve 2,93 gibi bir TÜFE beklediğimden dolayı gitmeme ihtimalleri de var. Bakalım, TÜFE'yi bekleyeceğiz. Bitcoin'deki ilk tepki şöyle diyor. Yani pek bir tepki yok. Fed'in tercih ettiği bu enflasyon ölçütünün Temmuz ayında fiyatları artmaya devam ettiğini ve son aylarda görülen düşüş eğiliminin kırıldığını göstermesi bekleniyordu. Bla bla. Evet, gün içinde de konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.